Sence neden Gamze? Gamze sence neden? Didem Hanım, ben bu konser olayını bilmiyordum ama Mithat'ın ilk arayacağı yer, eğer konsere gideceğini söylediyse konsere gitmesi lazımdı Mithat'ın. Demek ki bir şeyler karıştırıyor ki ilk oyu kayıp başvurusuna gidiyor. Mine de çok kaldı bizde. 2-3 gün kaldığı da oldu. Hiç kayıp başvurusunda bulunmadı. Ama o arayıp Çok söyleyelim. Bu arada ihbarlar geliyormuş. Konser alanıyla emniyet yan yanaymış. Öyle Evet. diyorlar. Doğru. Aa, o zaman niye gidip bakmadın konser alanına? Emniyete gitmişsin zaten. Ama ben emniyete gitmedim. Otogardakine gittim. Hangi emniyete gittin? Ya emniyete gitmedim. Otogardaki şeye gittim. Polis şeyine gittim. Bürosuna. Otogardakine mi? Evet. Didem Hanım. Evet. Otogardaki polis karakoluna Otogardakine gittin. gittim diyor Ben... Söyle Gamze. da. Otogardakine gittim diyor da sosyete pazarının arasında 10, belki 10 dakika bile yok. 5 dakika var Yine yani. Önce yakın. sosyete pazarına uğrar. Onun önünden geçmesi lazım otogara gitmesi için. Yok ben üçgen tarafından şey ettim. Üçgen tarafından gittim. Şimdi benim ihbarlarda derken yazışmalarınızda, daha doğrusu senin Google aramalarında, arama motoruna yazdığım bir şey var. Bir kadın ne şekilde kolaylıkla hamile bırakılabilir diye bir şeyim var. Araman var. Şimdi Gamze, sen de onun öncesinde Mithat'ın Şine'nin yanına gidip birlikte olmayı teklif ettiğini söylüyorsun. Onu bir anlatır mısın? Olay ne zaman yaşandı? Ne zaman yaşandı? 2-2,5 sene belki, yani çok iki kere olduğumu söyledim yine de tam tarihleri aklımda değil Didem Hanım. Evet. İki kere zorla. İki kez yani Mine istemeden Mithat onunla birlikte olmak istemiş zorla. Evet. Peki bu gerçekleşmiş mi hocam? O zaman bunun adı başka bir şey olur. Kadının rızası yoksa. Didem Hanım 2-2,5 sene olmuş diyor da zaten ben 2022'nin Haziran ayına kadar hanımla hani şey değildik. Hani Ben tam olarak tarih olarak hatırlamıyorum böyle iki ama buçuk sene diyor da. Bir dakika Gamze iki söylesin. kere Söyle Gamze. Didem Hanım, tarih olarak tam hatırlamıyorum artık da hani iki kere olduğunu biliyorum. Hayır. Söylemiş. Hayır. Ben bir Boşanma şey davası demiyorum. açtıktan sonra da yaptın sen bunu, hatırlıyor Bunu... musun? Beni çöpe gönderdin, telefonu attım diye. O sırada yapmışsın. Doğru, birlikte O olmuşsun. zaman tartıştık biz onu. Hayır. Onu. O zaman tartıştık O biz zaman onunla. Mine yalan Öyleydi. söylüyor, öyle Yine ne mi? anlattı Buse? Benim işte zorla Hayır, ben o zaman beni tartıştık evden yani. gönderiyorlar, telefon mevzusu vardı, çöpe attım diyor. Mine de diyor ki git bak diyor, ben gitmek istemedim ilk başta. Sonra bir şey olmaz git dedi. Hı. Sonra ben geldiğimde apar topar Mine'yi aldım, çıktım evden. Ha, biz tartıştık o zaman, öyle bir şeyimiz yok. Niye iki kız da yalan mı söylüyor? Senin doğru söylediğini nereden bileceğim? Neden biliyor musun? Evet. Tekrar bunu netleştirmek istedim. Çünkü sen Google'a, arama motoruna en kolay ne şekilde hamile bırakılır diye bir arama yapıyorsun. Yani Mine eğer Mithat'tan hamile kalsaydı, yani bir anlamda işte hamile bırakıp onunla birlikte olmaya tekrar zorlamışsın. Ya zorlamak istemişsin daha Hayır doğrusu. ya. Niye o zaman Hayır. arıyorsun Google aramasında Zaten onu? niye hani niye bir çocuğumuza bakamıyoruz hani şey diyordum. Niye onu Ben arıyorsun? Hangi kadını hamile bırakmak istedin o zaman? yok. Ya Sen arıyorsun. hamile bırakırsa şimdi Hüseyin onu terk eder. Mantık bu. Bence de öyle. Ben hiç böyle bir şey düşünmedim. Niye arıyorsun sen kendine de? Ben aramamışım. Sen kendini aramışsın. Bir kadın nasıl kolaylıkla hamile bırakılır aramasını? Kim neden yapar? Ya sevgilin için hamile bırakmaya çalıştın, o dönem sevgilin vardı Sevgi kız. yok, hayır. O zaman Sevgilim yok. yani Mine'yi hamile bırakmak için yapıp Hüseyin'den soğutmaya çalışmışsın. Yani ayırmak için ve evde kalması için her yolu denemişsin. Ama Mine kabul etmemiş. Ya gidiyordu işte yani geliyor dedim ama ben ne yapayım? Barışmak için gelmiyordu ki sana. Çocuğu için geliyordu. Tamam çocuğu o gidince ben çocuğa bakmayacağım ben. Çocuğuma bakmayacak adam mıyım ben? Evet. Bu arada o aramaları 17 Ağustos tarihinde, 17 Ağustos tarihinde bir tanesi 28 Temmuz'da, başka bir de 17 Ağustos'ta Doğanay söylüyor. Hem bir 28 Temmuz'da bir de 17 Ağustos'ta. İki kez, hatta 17 Ağustos'taki saat kaç Hakan? Sabah. 28 Ağustos kaçtı sabah? 09:57'de sabahın köründe böyle uyanır uyanmaz ondan sonra bir kadın işte nasıl kolay hamile bırakılır diye arama yapıyorsun. En son o yöntemi denemek istemişsin. Ve birlikte 17 olmaya zorlamışsın. 17 Ağustos yapıyor, 18 Ağustos'ta Mine kayboluyor. Evet 17 Ne Ağustos'ta. kadar şey, manidar bir tarih. Bak 17 Ağustos'ta da o arama yapıyorsun.
Vallahi hiç hatırlamıyorum ben Didem Hanım. Senin yaptığın aramayı söylüyorum. %100 sen yaptın Mithat. Biliyorsun değil mi? Nasıl emin öyle olabiliyorsun? Öyle ya da böyle itiraf edeceksin. Allah'ım yarabbim. Nasıl emin oldun peki Buse? 18 Ağustos'ta benim arkadaşım kayboluyor. 17 Ağustos'ta bunu yapıyor. Ondan önce kaç Ağustos'ta aldı o zehri? O da 17-16 Ağustos gibi 17 aldı. O civarda 17'de. Hamile bırakmayı deniyor. Bayıltarak deniyor. Bir ay sonra tamam. Benim arkadaşım kaybolsa ne hissedeceğim? Ama bir gün sonra kayboluyor. Ben Hanım, bir şey tamam, daha önce, sormak 17 istiyorum. Ağustos'ta aramışım ya. Ağustos, yani çocuk mu doğuyor bu hemen? Hani bu şey... 28 Temmuz'da varmış. Hani hemen bir 28 Temmuz'da varmış. Anlamıyorum ya. Bir araştırma daha yapmıştı. Denizli'de ölen kadın. Onu hangi tarihte yapıyor? O tarihi bir söylesin arkadaşlarım. Şu an bende yok. Gamze, çünkü o yani... tarihte bir kadın cesedi. İranlı bir kadın cesedi bulunuyor. Sizin o otele yakın yerlerde bulunuyor. Sen de bir panik oluyorsun. Arama yapıyorsun. 13 Ekim galiba, 13 Ekim'de. O da 12 Ekim'deydi. 12 Ekim mi? 13 Ekim o civarda. 12 Ekim'de ben zaten görüyorum, Gamze bana söylüyor, sonra ben araştırıyorum. Bakıyorum kimmiş diye internette. 20 Eylül'de aratıyor. 20 Eylül'de aratıyor onu. Yani tam aradığı cümle ne arkadaşlar, söyler misiniz? Denizli'de kaybolan kadın diye aranıyor, aratıyorsun. Ama daha o diğer ceset daha bulunmamış. Mithat'ın araması 20 Eylül'de. Ya sen diyorsun ya, polisler bunu söylüyorlar, bir kadın cesedi bulundu diye. O dönemde daha kadının cesedi bulunmamış. Ya bana hani diyor polis... Sen aradığında evet. Daha o İranlı kadının cesedi Pamukkale'de senin o çalıştığın otele yakın yerde bulunmamış. Senin arama yaptığın kadın cesedi bulundu mu aramasını sen 20 Eylül'de yapıyorsun. Didem Hanım, ben onu bilmiyorum bak, o... Hani polis arkadaşlar dedi o zaman geldiğinde ne dedi onlar şeyde neydi? Bizim Denizli'nin bir ilçesinde, Honaz ilçesinde. Hani böyle kadını öldürüp atmışlar, 8 sene sonra kuyuda bulundu ya. Hani ben onun için yazıp da onun için baktım, bilmiyorum. Ama kadının bulunduğu tarih 12 Ekim falan. Senin arama yaptığın tarih ondan önce sen arıyorsun. 20 Eylül'de arama yapıyorsun Google'da. O olaydan önce arama yapıyorsun. Ya sen o cesedin bir yerde bulunup bulunmadığını merak ediyorsun yani. Nereye attın sen cesedi acaba ya? Ben ceset mi cesedi attım Didem Hanım? Attığını düşünüyoruz. Tamam hadi bulsun o zaman, ben bilmiyorum bak. Ben bilmiyorum ya. Gamze, peki bu kadar ısrarı nasıl açıklıyorsun? Yani sürekli böyle, yani bunun, bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. Orada da kalmışsın, ya barışmak istemiyor, hayatına başka birilerini sokuyor, boşanmak istiyor, ailesinden yeterli desteği görmüyor. Yani dolayısıyla da yalnız kalmış bir kadından bahsediyoruz. Çocuk da var. Ama Mithat'a da dönmek istemiyor. Mithat'tan bu kadar nefret etmesinin nedeni ne? Bence sevmiyor Mithat'ı yani. O mekan kadınından sonra Mithat'tan iyice soğudu artık. Öncesinde çok seviyordu Mithat'ı ama sonra bayağı bir soğudu Mithat'a karşı. Hatalarını da yakalayınca arka arkasına. Didem Hanım, bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Az önce Mithat diyor ya, bir tanesine bakamıyorum diye. Mine bana Mithat'ın ikinci çocuk istediğini söylemişti. Ama Mine istemiyordu Mithat'tan çocuk. Öyle mi? Ha, kızım, ha, kızım, bir de kızımız olsun diyorum. Tamam, şey yok. Ha, bir oğlan bir kız olsun diyorum ben. O zaman ilişkiye zorluyorsun ama Hüseyin'le beraber hamile kalırsa ama... Hüseyin'i bırakır diye düşünüyorsun. Abi kız... Abi, ben bir tane olmaz çocuk dedim. Ya hem onu Google'da aramışsın... Hem sormuşsun etrafındakilere. Ama ben bu hem çok... de Gamze sen bunları kimden, kızları anlatmış yani. Benim yanıma geldi, uzandı, benimle birlikte olmak istedi. Hüseyin'le ne yapıyorsanız birlikte yapıyorum gibi böyle saçma sapan detaylar sormuşsun. Mine hepsini gitmiş anlatmış ya. Yani Allah'ını seversen niye kendini ya, bu kadar küçük düşürdün? Ya Mine hep yalan söylemiş arkadaşına dedim ama ben ne bileyim bunlara doğru söylediğini. Gamze yalan mı? Bunlar hep sizin yalan söylediğinizi söylüyor Mithat. Söylemişti. Çocuk istediğini de söylemişti bana. Buse, sizin yalan söylediğinizi söylüyor. Ya Mine hani bunları yalan söyleyebilir, ben onu bilmiyorum. Kendini aklamak için. Kendimi kanıtlamak için. Derdi ne, derdi ne? Sana, senle ilgili niye yalan söylüyorsun? Mine sürekli bunları hani yalan söyletmiş mesela bak, Emine falan. Hani onları da yalan söylemişti Didem Hanım. Şimdi iki kızın bildiği bir şey var da onu bir ekranlara getireyim arkadaşlar. Bu iki nolu grafiği getirelim. İlk birinci grafik değil de ikincisini Hakan. İkincisi. İki nolu grafik. Yeni isimleri katma bence.
Gamze diyor ki Buse'ye, yeni isimler aralarına yazışmışlar. Yeni isimleri katma bence. Bunu mu verdiniz? Görmüyor gözüm de. Bir dakika. Katma bence. Buse de tamam diyor. Ne sorarlarsa ona cevap verelim. Tamam diyor falan. Şimdi hanginiz konuşmak ister? Gamze, önce sana sorayım. Ben söyleyeyim Didem Hanım. Hani Mithat'ın üstüne yükleniyoruz ya, konuşuyoruz. Hı. Ben dedim ki yeni isimleri katmayalım. Hani zaten eğer kız yaşıyorsa da olaya şey olmasın. Hani iyice her şey öğrenilmesi diye konuştuk sadece. O yani, başka bir şey yok. Ama o, yani o yeni isimler varsa belki katil onlardan biri. Evet. Niye söylemiyorsunuz? Biz zaten onu sonra konuşulduğunda hepsini açıkladık. Mesela Veli'yi falan konuştuğumuzda onları konuştuk. Hı. Ben kalanlarını da zaten memur beylere anlattım. Birkaç tane daha tanıdığım vardı. Onları yayında söylemek istemiyorum. Memur beylere anlatmıştım. Onlar da ne zaman arkadaşlık kurmuş peki o isimlerle? İlk iki buçuk sene falan. Veli'den sonra Didem Hanım. Yani Veli'den sonra iki kişi daha hayatına giriyor. Doğru mu? Birkaç kişi daha biliyorum ben. Bir de işte mahallede üç tane genç varmış da ben hiç yüzlerini görmedim. Onlar vardı. Hani biz olay iyice karışmasın, eğer Mine hayattaysa her şeyi öğrenilmesin diye konuşmuştuk. Peki o zaman beş kişiden bahsediyorsak o zaman Mine vücudundan para mı kazanıyordu? Yani o işi mi yapmaya başlamıştı, yoksa bunlarla sevgili miydi? Didem Hanım, konuştuğunu biliyorum ben. Sevgili mi bilmiyorum ama konuştuğuna denk geldim. Birkaç tane TikTok'ta tanıştıklarını anlatıyordu bana. Bunları peki Mithat biliyor muydu bunları? Hayır. Yok, bilmiyordu ama Mithat biliyordu. Mahalledeki gençleri. Arabası olan iki kişi vardı. Arabası olan bilmiyorum ben. Bir orada küçük kız vardı. Ben polise isimlerini verdim hepsini. Arkadaşlar biz şu anda ekranda Mine ve yazıyorsunuz da Buse ve Gamze'nin konuşmasında konuşuyoruz. KJ'ye dikkat lütfen. Devam edelim. Dikkatli takip edin. KJ'leri yanlış yazmayın. Ben zaten o isimleri de verdim. Arabaların plakalarını da verdim memur arkadaşlar. Onları zaten biliyordum. Ya mahallede Mine'ye ilgi gösterenler mi yoksa? Yok, arkadaş olarak. Arkadaş olarak. Evet. Nasıl bir arkadaşlık? Lise çağlarındaydı. Yakın arkadaşlardı, evet. Lise çağlarında derken son dönemde yakınlaştığı isimler miydi peki? Nasıl? Hayır, değildi. O isimleri niye Mithat'a veriyorsun? Kime verdin, anlamadım. Hangi isimleri? Mahalledeki isimler. O arabası var ya, Mine kaçtıysa şayet onların arabalarını kullanabilir diye verdim. Ha, o yüzden verdin. Evet. Ya ben bilmiyorum. Ben bir müşteri durdum. Ben Hanım, bildiğim bütün isimlerin hepsini verdim. Yayında zaten söz etmediğiniz başka isimler var mı peki? Davut. Davut tamam. Dediğim gibi Mert. Mert. Ha, Mert. Mert. Ben bunu söyledim zaten. Mert söylemedim de. Daha ekranda söylüyor. Ben söyleyeceğim. Tamam, Davut, Mert. Mert de Zennur'un eşi. Evet. Yani ben öyle hissettim açıkçası kendim. Söylemedi ama öyle hissettim. Yani Zennur kimdi sevgili izleyiciler? Tabii hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz ama ben ekranda söylemek durumundayım. Zennur, Mert senin neyin oluyordu? Yani öz amcaoğlum değil. Bir amcaoğlu. Evet. Hatta Mithat amcaoğlunun amcaoğlu diyelim. Amcaoğlunun eşi Zennur'a bir teklifte bulunuyor. Diyor ki işte senden hoşlanıyorum, birlikte olabilir miyiz diye bir teklifte bulunuyor. Bunu Zennur'un Zennur şeyde söyledi. Beyan etti yayında. Ben bir şey ama öte yandan Zennur'un kocasının da Mine ile birlikte olmak için çaba mı sarf ediyor? Mert mi çaba sarf ediyor? Yoksa bir birliktelik yaşanıyor biz mu? Biz çala gittiğimiz zaman bunlar şifreli konuşuyorlardı. Ben Mine'ye sordum. Mine dedim, aranızda bir şey oldu mu dedim. O da gülerek hayır kanka, saçmalama dedi. Sonra bir akşam Mert mesaj atıyor. Hadi çık kapının önüne, ben seni bekliyorum diyor. Sonra Mine de çıkıyor gidiyor. Bu ne zaman tekrar oldu? Tekrar geliyor. Benimle birlikte yaşarken. Yani ben gitmedim yanlarına. Mayıs gibi falan. Haziran, Temmuz'da. Evet. Bu arada Mert ve Zennur aslında yayına geleceklerdi. Sonra nedense bir kendilerini kilitlediler. Herhalde Mert bu konuların, bu iddiaların gündeme gelmesinden korktu anladığım onlar kadarıyla. Bir de ben Mert de Zennur senin yüzünden mi boşanıyorlardı? Yok, benim hiç öyle şeyim yok. Buse ve Gamze'de bence çok acayip bilgiler var yani. Söyleyeceğim. Bir dakika, tamam. Boşanacaklardı. Zennur sanırım Mert'i aldatmış. O aldatma Mithat'la mı oldu? Hayır, o aldatmayı biliyorum. O yüzden mi konuşturmak istemiyorsun? Zennur Mert'e böyle bir çocuk mu ne varmış? Onunla aldatmış. Hatta biz bile barıştırmaya gittik Mine falan.
Mine hatta Mert o kadar kızmış eşine hani bana elinden kötü bir şey gelecek diye şey etti. Biz yani Mine ile gittik. Peki Mine, sen bunu şeyin Zennur'un kocasını aldattığı iddiasından sonra ondan sonra mı sen Zennur'a birlikte olmak istedin? Vallahi onu bilmiyorum işte. Bence öyle. Onu bilmiyorum. Ya hem şeyle beraber Mine ile beraber gidiyorsunuz onları barıştırmak istiyorsunuz karı kocayı. Öte yandan sen de alttan alta Zennur'a yazıyorsun. Ben senden hoşlanıyorum. Benden hoşlanıyor musun diyorsun. Bu nedir ya? Ya ben hani yazıp da bir yani gidip de şeyine mi gittim Dilem Hanım? Yazmışsın ben işte. Ya bazen bak düşünmek de aldatmaktır. Tamam illa aynı yatağa ya bence tamam. Öyledir yani. Hatta beyin aldatması bence en daha berbadı yani. Tamam. Fiziki aldatma da her türlü aldatmaya karşıyım ama beyin aldatması bambaşka bir şeye giriyor. Yazınca aldatmaya girmiyor. Hadi canım sen de.